istasyon oraya bağlı. Büyükşehir'e bağlı. Trafik oraya. İskenderun'da belediye başkanlığı yapmak çok kolay değildir, zordur. Ama belediye başkanı seçip oturmak kolaydır. Hiçbir mani yok. Gider oturursunuz, besleniyor, tamamlarsınız. Bay der gidersiniz. Ama belediye başkanlığı yapacaksanız ne geceniz var, ne gündüzünüz var, ne de hizmetler biter. Düşünün gece saat 1-2'de uykum kaçardı. Kalkardım giderdim su depolarını kontrol ederdim Allah korusun. Bekçi bekliyor mu, beklemiyor mu yoksa? Bu bizde bir nevi hastalık, bir nevi meslek olmuştur. Zaten belediyecilik de eskisi gibi değil artık. Belediyecilik bir meslektir. Çünkü yeni yetişen gençler, yeni dünyada teknolojilerin gelişmesi artık bu insanlarımızın tatminini çok zor olmaya başladı. Ama devletin belediyelere bakış açısı hiç değişmedi. Ne manen ne madden. Hele hele başımıza bir de büyük şehir, en az büyük şehirden daha büyük olan bir yeri şube müdürlüğü durumuna getirildi. Ama İskenderun'un buna hiç sahip çıkmadı. Gazeteciler diye Mete Hatınlar daha bu yasa teklifteyken, daha meclise girmediyken bir basın toplantısıyla bunun yanlış olduğunu, olmaması gerektiğini, çünkü İskenderun'u bitireceğini izah ettik. Tabii kimsenin umurunda değildi ve bu büyük şehir oldu. Bugün İskenderun 15 ilçenin en az yüz ölçümüne sahip bir ilçe oldu. Yine kimsenin sesi çıkmadı. Biz bağırdık, çağırdık. İlk yapılan projede adliye yelken kulübü asla bağlıydı. Neyse lütfettiler, adliyeyle şeyin sınırını değiştirdiler, bu şekilde bir İskenderun çıkarttılar. Biz İskenderun'da hepimiz İskenderunlu olarak yaşıyoruz. Biz burada ne mezhep ayırmaya, ne ayırmaya geldik. O da İskenderunlu, ben de İskenderunluyum. Herkes inancında hürdür. Allah'ın, peygamberin bize bu konuda bir yetkisi yoktur. Kimin doğru, kimin yanlış olduğunu o sorgulayacak. Bizim böyle bir sorgulama yetkimiz yok. Yeter ki İskenderun'a sahip çıkalım, İskenderun'a omuz omuza mücadelemizi verelim. Bu bizim görevimiz değil. Ha, bizim neye dikkat ediyoruz? Atatürk'ün dediği Türk devleti, Türk milleti, Türk bayrağı, Türk dili felsefesine sadık olarak İskenderun'da hiçbir mezhep, hiçbir ırk altyapısıyla kendisine aittir. Ama topyekun bir Türk milleti vardır. Bunu hepimiz kabul etmek mecburiyetindeyiz. Ve bizim mücadelemiz de vatan hainleriyle. Kimseye de bir problemimiz olmaz. Hele hele partide olmuş olması bizi mutlu eder. Hiçbir zaman bizim bir ayrımımız yok. Yaptığımız hizmetlerde en az oy olduğum iki mahalleye örnek vereceğim. Mustafa Kemal Mahallesi, Dumuna Mahallesi. Çünkü orası da İskenderun'du. Biz İskenderun Bey'de başkanıydık. Dediğim gibi elbette bizim de eksik hatalarımız oldu. Hep muhalefet de geçti. Ama muhalefet de iyidir. Rahat konuşabiliyorsunuz. Kolay davranabiliyorsunuz. Takıp da olmayan bir şeyi övmüyorsunuz. Övemezsiniz. Ama iktidar olursanız beni reis cumhur gönderdi. Reis cumhur benim de reis cumhurum. Babanın malı mıydı senin? Türk milletinin reis cumhurum. Seni çağırdı. Çağırabilir. Belki beni de çağırabilirdi, sizi de çağırabilir. Yani biz onu bir reis cumhur olarak görmek istiyoruz, anlamak istiyoruz. Ama reis cumhur gönderdi diye güzel bir fabrikatör, maşallah 20 tane oldu mu olmaz mı fabrika, onu iyi beceriyor ama hiçbir zaman halkın dibine inemez, hiçbir zaman iki mahallenin sınırını çıkaramaz. Bunları öğrenene kadar 5 yıl geçer, etrafındaki saranlar cirit atar ve yapacaklarını yaparlar. Örneklerini yaşadık bunların.
Öbürü de ikisi de çok saygı duyduğum insan olarak sevdiğim arkadaşlar. Hiçbir zaman kişilikleriyle bir problemim yok, olmaz da. Ama ben demir üretmesini bilmem, çelik üretmesini bilmem, ben ameliyat etmesini bilmem, anlamam. Ama ben artık bu çağdaş Türkiye'nin gelişmesiyle birlikte 40 yıllık belediye tecrübe ve deneyimlerinde o yetmiyormuş gibi dış politikayla çok yakından ilgilenen, Türkiye'deki iç politikayla da yakından ilgilenen bir 10 sene geçirdim. Ben bu arada bir fakülte bitirdim. Bu arada bu meslekle ilgili, özellikle yerel yönetimlerle ilgili belki 30 tane araştırma okudum, inceledim. Yurt dışındaki seyahatlerim dolayısıyla da bir birikimimiz var. Ancak bizim toplumla gidip de çok beğendiğimiz yerlerin toplumdan dolayı bir farkımız var. Konum itibariyle dünyanın en iyi, en güzel yaşanacak yeri İskenderun. Bunu hiç kimse inkar edemez. Ama hiç kimse İskenderun'a sahip çıkma ve İskenderun güzelleşme için gayret etmiyor. 5 kat, aman 6 kat diyor. Yola tecavüz eder, idare et. Yolları kapatır, idare et. Kaldırımları idare et. Bunu İskenderun'u yapıyor. Ondan sonra İskenderun hak ettiği seviyede ve yerde olmuyor maalesef. Onun için ben bütün İskenderunları İskenderun'a sahip çıkmaya davet ediyorum. Nerelisin diye soruyorum, Mardinliyim. Nerede doğdun? İskenderun'da. Peki dönecek misin Mardin'de? Yok. Peki neden İskenderun değilsin? Nerelisin? Akçaylıyım. Allah Allah. Aklıma Balıkesir Akçay geliyor. Oradan mısın diyorum. Yok diyorum. Bizim buradaki Akçay'dan. Peki niye İskenderun değilsin? Nerelisin? Abacılıyım. Allah Allah. Sen nerelisin? Karaaşlıyım. Çok mu yani İskenderun'un demek bir zulmüdür? Yani neden buna tebessül ediyoruz? Eğer bu İskenderunluk ruhunu da biz pekiştirmezsek hiçbir zaman istediğimiz seviyeye gelmemiz mümkün değil. İşte görüyorsunuz, muhalefeti de gördük, iktidarı da gördük. Bugün benim açtığım Mete Aslan Bulvarı eleştirir ve sevgiyet verdi. Şimdi gelin bakayım o kuyruğu ve kaç saatte geçebiliyorsunuz? Bir bulvar daha açılamaz mıydı? İhtiyaç yok muydu? Elbette vardı. 10 yıldır kavga dövüşle getirdiğim içme suyu Payas'ta kalmıştı benim dönemimde. Ve devlet su işleriyle bir protokolle İskenderun'a kadar izale hattını, efendim arıtma tesisini ve 4 tane su deposunun yapımının protokolünü imzaladık, ayrıldık. Aradan 10 yıl geçti, hala Payas'ta su. Niye? Efendim gelen su kirliymiş. Bahaneye bakın. Demir Çelik'in oradaki bir ormanlık alanı vardı, kesildi, hatırlarsınız. En azından tozunu, dumanını kısmen de olsa engelliyordu İskenderun'u. Ama hiçbir zaman acımadılar ve kestiler. Kestiler, ne yaptılar? 2 tane liman, 3 tane fabrika. Başka yerde fabrikanız yok muydu? Hepsinde yapanların da fabrikaları var. Biz mümkün mertebe uzaklaştırmaya çalışıyoruz sanayi İskenderun'a göre. Ama onlar habire geliyorlar. İşte Varlık Fonu üyesi bir hemşerimizin kardeşi, belediye başkan adayı ve o arkadaşımız bir başka iş adamı arkadaşımızla oraya el koydular, organize sanayi yaptılar ve bizim artma tesisini de yok ettiler. Şimdi de zaten Büyükşehir'e bağlandı. Acaba nasip olur gelirsek herhalde onun da kafasını vermek mecburiyetinde kalacağız. Yeniden bir artma yeri ve suyun gelmesi. Tabii su deposu da yapılamadı bu arada, protokolü uygulamadılar. Payas'tan bir iş adamı benden 0,5 litre saniye su istedi fabrikasına.
teşekkür ettik. Dedi ki İskenderun'un halkının suyunu sana veremem payasa. Bu İskenderun bizim hesaplara göre 40 yıllık su ihtiyacı. Verdiğim zaman 30 yıla inecek. Kusura bakma, ben çok samimi, sevdiğim de bir iş adamı. Üst darıldı, aleyhimizde 2009'da epey para da harcadı aleyhimizde. Epey işler de yaptı aleyhimizde. Ama benden sonraki seçili arkadaşımız 15 gün içinde İskenderun'un 0.5 litre saniyesini Payas'taki o iş adamının fabrikasına bağladı. Çıt yok İskenderun'da. Değerli arkadaşlar, konuşacak çok konu var. İsterseniz bunun bir kısmını kahvaltıdan sonra sohbet anında sizin sorularınızda ben cevaplamaya çalışayım. Onun için tekrar tekrar size teşekkür ediyorum. Afiyet olsun diyorum. Yine her zaman birlikte olmak ümidiyle tekrar saygılarımı sunuyorum.